Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere yine geçen hafta kongrede yaptığım sunumda bahsettiğim bazı konularla ilgili bir video çekmek istedim. Yine tarihte not düşmek adına ve hatıra kalması adına biraz bahsetmek istiyorum. Geçen hafta yani 29 Ekim haftasında 9. Ulusal Probiyotik Kongresi'nde ben de probiyotikte suç kodunun önemi ve probiyotikte gördüğümüz faydalar ve probiyotik dünyasındaki bazı güncel gelişmelerden bahsetme imkanı buldum. Bu anlamda bu kongreyi düzenleyen düzenleme ekibine huzurlarınıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere probiyotik nedir? Mikrobiyom nedir? Probiyotik seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlarla ilgili bir video yapmak istedim. Gelin hep birlikte videoya geçelim ve probiyotik seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlara hep birlikte göz atalım. Gelin isterseniz önce bazı tanımlarla, bazı kavramların tanımlarıyla başlayalım. Öncelikle probiyotik nedir? Bunun tanımını yapmak gerekirse probiyotik aslında kelime anlamı olarak yaşam için demektir. Ancak günlük pratikte biz probiyotik takviye dediğimizde neyi kastediyoruz? Vücut üzerine bazı klinik fayları kanıtlanmış dost bakterilere biz probiyotik diyoruz. Probiyotik seçerken aslında bazı kriterler var. Probiyotin tanımında da Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanımlarda da bazı kriterler var. Bunları aslında önce üç temel kriter olarak bahsedebiliriz. Nedir bunlar? Bir, canlı olması, 2 yararlı olması, 3 yeterli olması. Ne demek? Canlı yani raf ömrünün sonuna kadar içerisindeki bakterilerin canlı olarak kalabiliyor olması lazım. Dolayısıyla probiyotik seçerken buna çok dikkat etmek gerekiyor. Tabi burada nasıl analiz yapabiliriz? Yani bir tüketici olarak bunun içerisinde canlı bakteri var mı yok mu? Tabi ki de bizim bunu bilmemiz mümkün değil. Bu anlamda da belli başlı özellikle bu işi kaliteli anlamda yaptığını düşündüğünüz ve güven duyulan bir probiyotik takviyesi kullanmak size en azından bir garanti sağlayabilir. İkinci en önemli kriterimiz yararlı olması. Yani bu kullandığımız bakterilerin vücutta yararlı etkilerinin klinik çalışmalarla ortaya konulmuş olması gerekiyor. Yani ben bunu kullanıyorum ama ne için kullanıyorum sorusunun cevabını bizim yapılan bilimsel çalışmalarla görebiliyor olmamız lazım. 3 yeterlilik çok önemli kavramların başında geliyor. Ne demek bu? Kullandığımız probiyotik probiyotikle ilgili yapılan klinik çalışmalar örneğin 5 milyar bakteriyle yapıldıysa bizim kullandığımız probiyotikte de o bakteri suçundan en az 5 milyar olması gerekiyor. Yani 5 milyarla bir klinik çalışma yapıldıysa ve biz 1 milyarlık bir takviye kullanıyorsak bu klinik faydayı tam anlamıyla göremeyebiliriz. Veya yurt dışında 100 milyarla 200 milyarla veya çok yüksek milyar bakteri içeren takviyelerle yapılan klinik çalışmalar söz konusu. Ama Türkiye Türkiye'de yasal mevzuattan dolayı bir kapsülde veya bir saşede 10 milyardan fazla bakteri bulunamıyor. Dolayısıyla eğer klinik çalışması çok daha fazla sayıda bir bakteriyle yapılan bir probiyotik suşu varsa Türkiye'deki bakteri sayısıyla bu klinik faydayı görmeyi beklemek çok mantıklı olmayacaktır. Yani canlı, yararlı ve yeterli olması bizim için üç temel kriter. Bundan sonra yine dikkat edilmesi gereken bazı kriterler var. Eğer o probiyotik takviyesinin içerisindeki bakteri suçlu mide ve safra safrasine dayanıklı olması gerekiyor ki ince bağırsağa kadar ulaşabilsin. Veya bağırsak epiteline tutunabilen, bağırsak epitelinde tutunarak orada çoğalabilen bir bakteri olması gerekiyor. Yine patojen ve toksik olmaması gerekiyor. Yani bizim bağırsağımızdaki kendi floramızdaki bakterileri kötü anlamda etkilememesi, onlara patojen veya toksik bir gen aktarımı yapmaması gerekiyor. Konakçı sağlığı üzerinde bazı klinik faydalar sağlaması gerekiyor. Sindirim kanalında canlı olarak hayatta kalabilmesi gerekiyor ve biraz önce de anlattığım gibi aslında raf ömrünün sonuna kadar yani üretim, nakliye ve raf ömrü süreçlerinde de raf ömrünün sonuna kadar canlılığını koruyabilmesi gerekiyor. Bunun gibi bazı kriterler probiyotik seçerken dikkat etmemiz gereken kriterler. Probiyotikte dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bakterilerin hangi bakteri olduğu. Bunu nereden biliyoruz? Her bakterinin bir ismi var aslında. Biz buna cins diyoruz. Örneğin laktobasil dediğimiz bakteri türü olabilir veya bifidobakteri dediğimiz bir bakteri türü olabilir. Ondan sonra bunu tanımlamak yetmiyor. Bir de soyat diyebileceğimiz tür ismi burada söz konusu. Yani işte laktobasil cins ismi demiştik. Lactobacillus rhamnosus diyoruz. Yani laktobasil cinsini ramnozus türündeki bakterilere de biz ne diyoruz? Lactobacillus ramnozuslar diyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Çünkü her lactobacil aynı olmadığı gibi her lactobacillus ramnozus da aynı değildir. Yani lactobacillus ramnozus demek Mustafa Kalkan demek gibi bir şey. Yani Türkiye'de birçok Mustafa Kalkan olabilir. Ama asıl beni tanımlayan şey nasıl ki benim kimlik numaramsa burada da o bakteriyi asıl tanımlayan husus ise bu isimlen sonundaki suç kodu. Ne demek istiyorum? Örneğin Lactobacillus Rhamnosus GR1 dediğimde işte o GR1 onun suç kodunu ifade ediyor. Dolayısıyla Lactobacillus Rhamnosus GR1 ile örneğin Lactobacillus Rhamnosus R0052 apayrı görevleri olan iki bakteri olmuş oluyor. Yani işte belki bir Mustafa Kalkan Türkiye'de başka bir iş yaparken belki öğretmen bir Mustafa Kalkan varken beni tanımladığınızda ben doktor olan Mustafa Kalkan olmuş oluyorum. İşte probiyotik seçerken çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de bu suç kodu. Çünkü klinik çalışmalar, üzerinde yapılan klinik çalışmalar genelde bu suç kollarıyla yapılan klinik çalışmalardır. Örneğin biz Lactobacillus rhamnosus GR1 bakterisiyle vajinal enfeksiyonlarda yani kadın sağlığında fayda görürken Lactobacillus rhamnosus R0052 suçuyla psikobiyotik olarak yani ruh sağlığı üzerinde, mut üzerinde, beyin bağırsak aksı dediğimiz beynimizle bağırsağımız arasındaki bağlantılar üzerinde fayda görebiliyoruz. Baktığınızda ikisi de Lactobacillus Rhamnosus ama bir tanesi kadın sağlığında etkiliyken bir tanesi beyin bağırsak aksı üzerinde ruh sağlığı üzerinde etkili olabilmekte. Bunun gibi birçok bakteri suçu bulunmakta ve artık biz ilerleyen dönemde amaca göre bakteri suçlarını konuşacağız. Yani probiyotikler konusunda daha gideceğimiz çok yol o ar. ve bu anlamda biz ilerleyen dönemde belki örneğin insülin direnci üzerinde etkili olan bir bakteri suçundan bahsedeceğiz. Belki işte yine beyin bağırsak aksı üzerinde etkili olan psikobiyotiklerden bahsedeceğiz. Yine kadın sağlığı üstünde etkili vajinal enfeksiyonlarda etkili probiyotiklerden bahsedeceğiz. Yani bu sonundaki suç kodlarına göre biz amaca göre probiyotik suçlarından bahsetmiş olacağız. Suç kodunun önemi için aslında şu örneği de vermek gerekiyor. Bir çalışmada bize şunu söylüyor. Örneğin Lactobacillus rhamnosus A ile Lactobacillus rhamnosus B arasındaki yani iki bakteri arasındaki DNA farkı %3. Yani bu iki bakterinin DNA'sı %97 oranında benzer. Ama bir insanla şempanze arasındaki DNA benzerliği de %97. Yine bizle bir şempanze arasında da DNA farkı %3. İşte bu %3'lük fark insanla şempanzeyi ayırt ettiği gibi ...Lactobacillus Rhamnosus A ile Lactobacillus Rhamnosus B arasındaki fark da bu kadar fazla olabilir. İşte bu nedenle tuş kodu oldukça önemlidir diyoruz... ...ve amaca yönelik, amaca göre bir probiyotik suç kullanmak bu kadar önemlidir diyoruz. Peki Mustafa Bey biz nereden bilelim hangi suç ne işe yarıyor, bunu nereden öğrenebiliriz diyecek olursanız... ...probiyotikrehberi.com'dan, Türkiye Probiyotik Rehberi'nden bu anlamda... Hangi hangi bakteri suçu, hangi klinik çalışmalarla hangi durumlarda etkili olduğunu sorgulayabilirsiniz. Mikrobiyom Derneği öncülüğünde kurulan bu web sitesi Sayın Profesör Doktor Meltem Yalınay öncülüğünde hazırlanan bu web sitesinde hangi bakteri suçu, hangi klinik çalışmalarda, hangi kanıt düzeyinde etkili bunu görebilirsiniz ve en azından size hangi amaçta hangi bakteri suçu kullanıldığı konusunda bir fikir vermiş olacaktır. Peki probiyotiklerin sağlık faydaları nelerdir? Biraz bundan bahsedelim. Her ne kadar probiyotik denince aklımıza sadece bağırsak sağlığı gelse de işte kabızlık gibi, ishal gibi, IBS dediğimiz irritable bağırsak sendromu gibi bazı durumlar gelse de biz artık probiyotiklerle vücudumuzdaki birçok durumda klinik fayda görebiliyoruz. Çünkü mikrobiyota dediğimiz yani vücudumuzdaki bakteriler sadece bağırsakta bulunmuyor. Bizim ağız boşluğu umuzda da bakteriler var. Kadınlarda vajinal boşlukta da bakteriler var. Kulak boşluğumuzda da bakteriler var. Dolayısıyla biz artık probiyotiklerle bağışıklık güçlendirilmesinden tutun metabolik sendroma kadar, insülin direnci ve metabolik sendroma kadar, ağız sağlığından vajinal enfeksiyonlara kadar, idrar yolu enfeksiyonlarına kadar, solunum sistemi hastalıklarına kadar birçok yerde fayda görebilmekteyiz. Burada da amaca yönelik bir bakteri suşu kullanmak oldukça önemli. Hatırlarsanız daha önceki videolarımdan vajinal enfeksiyonlardan korunmak başlıklı videomda kadın sağlığı için özel ki bakteri suçundan bahsetmiştim. Lactobacillus rhamnosus GR1 ve RC14 suçlarından bahsetmiştim. Mesela bu iki suçta vajinal enfeksiyonlarda oldukça güzel klinik sonuçlar almaktayız. Onun dışında yine bir önceki bölümde bahsettiğim gibi psikobiyotik dediğimiz takviyelerle biz beyin bağırsak aksi üzerinde ve ruh sağlığı üzerinde klinik görebiliyoruz. Burada da özellikle Lactobacillus rhamnosus R0011 ve Lactobacillus helveticus R0052 gibi veya Bifidobacterium longum R0175 suçları gibi bazı suçlardan da bu anlamda fayda görebilmekteyiz. Yine bu suçlar bağırsak sağlığı üzerinde akut diyere, gastroenterit ve diğer IBS gibi bağırsak semptomları üzerinde de yapılan çalışmalarda etkili olduğu kanıtlanmış bazı suçlar. Onun dışında önceki kısımda da anlattığım gibi probiyotikrehberi.com sitesinden amacınıza yönelik diğer bakteri suçlarını da öğrenebilirsiniz. Peki probiyotikler ne zaman kullanılmalı? Biz probiyotikleri gece yatmadan önce çünkü gece boyu bağırsakta kolonize olması ve bağırsakta çoğalabilmeleri için gece yatmadan önce kullanılmasını önermekteyiz. Probiyotik seçerken ne dedik? Suç koduna dikkat edeceğiz. Yeterli olduğuna dikkat edeceğiz. Yani içinde kaç milyar bakteri var ve bu bakterilerle yapılan klinik çalışmalardaki dozu bu takviyedeki miktar sağlıyor mu diye bakmamız lazım. Yine enterik kapsül de yani mideyi bypass geçerek direkt olarak bağırsakta açılan kapsül yapısında bir probiyotik kullanmakta yine probiyotiklerden elde edilecek faydayı artıracaktır. Her ne kadar mide ve safrasına dirençli bakterilerden elde edilen bir takviye olsa da yine de bir miktar etkilenme riski bulunabilir. Bu anlamda enterik kapsül bir probiyotik kullanmak bu riski minimalize edecektir. Probiyotikler hakkında kısaca bahsedeceğim temel konular bunlar. İlerleyen videolarda da prebiyotiklerden çünkü probiyotikler kadar önemli bir diğer hususta prebiyotikler. Prebiyotikler bağırsağımızdaki bakterilerin besinidir. Onların kullandığı liflere biz prebiyotikler diyoruz. Bununla ilgili de ilerleyen dönemde videolarım gelecek. Ayrıca yine Türkiye'de çok konuşulmayan bir kavram olan postbiyotiklerden yine ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Biz bağırsaktaki iyi bakterilerle kötü bakteriler arasındaki dengenin bozulmasına disbiyoz istiyoruz. Hayatta her şey bir denge olduğu gibi bağırsaktaki bakteriler arasındaki dengede oldukça önemli. Ve bu dengenin tekrar sağlanmasında da probiyotikler bizim elimizi kolaylaştıran en önemli takviyeler. İşte bu nedenle probiyotikler oldukça önemli. Bu videoda da probiyotikler hakkında size temel bazı bilgilerden bahsetmek istedim. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir ve güncel gelişmelerden, güncel bilgilendirmelerden haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca Google Podcast, Spotify ve Apple Podcast platformlarında DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde de bu anlattığım bilgileri kolaylıkla dinleyebilir, araç kullanırken, spor yaparken veya evde iş yaparken kolaylıkla bu bilgilere ulaşmış olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.